Bu göçmen deniz anası zehirli bir türdür. Alt kısmında bulunan bir şapka şeklindedir. Şapkanın alt kısmında bulunan tentakülleri vardır. Tentakülleri zehirlidir. Bunlar kesinlikle dokunulmaması lazım. Yoksa insan vücudunda büyük tahrişler oluşturur. Herhangi bir şekilde herhangi bir vatandaşın bu tentaküllerine veya deniz anasıyla temas etmesi halinde mutlaka bazı ilk önlemler, ilk yardım önlemleri oluşturması gerekiyor. Bundan mesela kesinlikle suyla yıkamamalı, ovuşturmamalıdır, o bölgeyi kaşımamalıdır. Yoksa daha da artar o bölgedeki acı ve tahribat. İlk uygulayacağı şeylerden bir tanesi sirke suyu olabilir. Bir pamuklu sirke suyuna o tahriş olan bölge 20 dakika falan tutulabilir. Eğer şimdi bu bölgede binlerce toksik şeyler o bölgeye nüksetmiştir. O bölge içerisindedir. O temas halinde, o deri altına ve deriye onlar yapışır. Onun için o bölge, herhangi temas eden bölge bir tıraş köpüğüyle, o bölgeye bir tıraş köpüğü sıkıldıktan sonra kredi kartı, herhangi bir kredi kartıyla o bölge sıyrıldığı takdirde o tentaküller, şeyler o bölgeden temizlenmiş olur. Küresel ısınma tabii ki etkenlerden biri. Kirlilik, genel anlamda aşırı avcılık, top predator dediğimiz üst avlayıcıların ortamdan aşırı avcılık sonucu çekilmesi sonucu bunlara beslenen birçok balık türü veya canlı memeli ortamdan çekilmiş durumda. Mesela deniz kaplumbağası bunları yiyen, deniz anaları yiyen türlerden bir tanesi. Maalesef işte bunun sonucu olarak küresel iklim değişikliğiyle mesela Kızıldeniz'den gelen bir tür, Bromeliomenetica dediğimiz göçmen deniz anası, Kızıldeniz türü. Küresel iklim değişikliği tabii buraya gelme İsrail, Ürdün, Suriye'den sonra Türkiye kıyılarına gelmiş olan bir tür bu.